Öf, şuraları da temizleyince işim bitecek mi acaba? Çok merak ediyorum. Aa, Kadriye temizlik mi yapıyorsun? Kolay gelsin. Remzi ya, sildiğim yerlerin üzerinden geçiyorsun. Çamur olacak şimdi. Ne dalaşıyorsun ayağımın altında? Kadriye, dikkat ediyorum da birkaç gündür çok sinirlisin ha. Ay tutulması varmış. Acaba ondan mı etkilendin? Ayol, ne alakası var? Sinirlenecek vaktim bile yok. Bak, daha ev temizlenecek. Akşama yemek pişirilecek. Çamaşır asılacak. Battaniyeler sirkelenecek. Oho, bir ton iş yani. Tamam Kadriye, sinirlenme, sakin ol. Ben müsaitim. En iyisi buraları ben sileyim, ne dersin? Sen ciddi misin Remzi? Silebilir misin gerçekten? Aa, niye silemeyecekmişim? Bir kere annem çocukken bana hep ev işi yaptırırdı. Gayet de tecrübeliyim bu konuda. E iyi madem. Bak süpürge burada, kova da burada. Suyu yeni değiştirdim. Güzelce S yapa yapa her yeri böyle temizleyeceksin. Ama sildiğin yere ayağını basmayacaksın. Yoksa iz oluyor. Anlaşıldı mı Remzi? Tamam Kadriye, gözün arkada kalmasın. Beğenmezsen hatta bir daha yaparım. İçin rahat etti mi? O kadar diyorsun yani. Ben de o zaman yukarıdaki battaniyeleri silkeleyeyim. Ne demişler? Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Hadi sana kolay gelsin. Yüzünü kara çıkarmayacağımdan emin olabilirsin Kadriye. Ben de o zaman gireyim de banyoyu temizleyeyim bari. Ay, paspas da pek kirlenmiş. Bunu da silkeleyip iyice yıkanması gerekiyor. Seni şöyle dışarı alalım paspas. Ondan sonra da fayansla ruvalım. Dışarıda bir gürültüler mi var? Yoksa bana mı öyle geliyor? Allah Allah, gürültüler hiç kesilmedi. Ne oluyor acaba böyle? Tarif ettikleri yer burası herhalde. Aynı bana benziyormuş. Bana benzeyen birisini bulmak için bu kadar yolu kat etmek de değer mi değmez mi hiç bilmiyorum doğrusu. Araba da aynen anlattıkları gibi. Hem pembe hem üstü açık. Bak sen bak bak. Artık harekete geçmenin zamanı geldi. Bundan sonra tüm varlıklarım benim olmalı. Aa, o da ne öyle? Aynı bana benzeyen bir tane kadın. Ama yüzü gözü simsiyah. Kafasında da siyah bir kurdele var. Ne değişik bir kadın bu böyle ya. İyi, korktum ha. Güzel oldu güzel. Aynı annemin öğrettiği gibi. Her yer tertemiz. Remzi, dışarıda aynı bana benzeyen karalı karalı bir kadın var biliyor musun? Hem de bizim evin etrafında dolanıyor. Arabama falan bakıyor. Uzaktan akraban falan olmasın Kadriye. Ay sus Remzi, ağzından yel alsın. Sen bana inanmadın anlaşılan. En iyisi git de bir camdan bak neye benziyormuş. Aa Kadriye, gerçekten de çok değişik bir kadın. Anlattığın gibi bizim evin önünde durmuş öyle bakıyor. Ben daha fazla dayanamayacağım. Yanına gidiyorum. Ay Remzi dur dur gitme. Tüh ya, çıktı bile görüyor musun? Yok bu böyle olmayacak. Ben de gideyim en iyisi yanına. İki dakika içerisinde nereye kayboldun be adam? Remzi, Remzi neredesin? Hiçbir yerlerde gözükmüyor. O kadın da bana öyle bakıyor. Ay üstüme üstüme geliyor. Korkmaya başladım vallahi ya. Merhaba Kadriye Hanım. Pardon da siz benim adımı nereden biliyorsunuz? Bizim oralar küçüktür. Herkes birbirini tanır. Sizi de bana pek anlattılar. Kim anlatıyor beni size? Niye benim evimin etrafında dolanıyorsunuz? Hiç azalmadı bu davranışınızdan haberiniz olsun. Bu kadar tanışma faslı yeter. Ve değişim başlasın. Aa, hani bu Kadriye bende yok olacaktı ama yanımdan öyle geçti gitti. Nereye gitti acaba? Aman neyse ne, ben onun yerine geçmeyecek miyim sonuçta? Sonunda artık benim de bir evim barkım oldu. Açıl kapı açıl. Her şey de pek kolay oluyor canım. Aa, beni nereye gönderdiler böyle hiç anlamıyorum. Havalarda uçup duruyorum böyle. Daha ne kadar uçacağım bilmiyorum. Ay, burası da pek soğukmuş doğrusu. Ben evimi barkımı istiyorum. Galiba o kadın benim yerimi aldı. İmdat! Çocukların gelme saatine de az kaldı. Onlarla da tanışalım bakalım. Nasıl hayvanlarmış görelim. Aa, anne! Ne olmuş sana böyle? Şakir, bence bir an önce buradan sıvışalım. Çok garip şeyler oluyor. Hadi kaç kaç. Bu ne ayol? Daha hoş beş etmedin hemen çıktılar gittiler. Hani bu kadının çocukları onu çok seviyordu? Bu böyle olmayacak. Boş evde oturmak için mi geldim ben o kadar yolu? Ben de gidiyorum peşlerinden. Bir icadımı daha yerine teslim ettim. Görevi bitirmenin mutluluğuyla ağacın altına üfül üfül oturmak ne kadar güzel oluyor. Aa, bu koştura koştura gelen Canan'la Şakir değil mi? Mirket amca, Mirket amca. Çok fena bir şeyler olmuş Mirket amca. Bizim ev karışmış, babam evde yok. Annem de karalara bürünmüş, siyahlar bağlamış, garip bir kadın olmuş.
Hay Allah, ben de huzurlu bir şekilde oturuyorum diyordum. O da ne? Evdeki annem bizi takip ediyor. Nerelere kayboldunuz bakayım? Ben ta uzaklardan sizleri görmeye geliyorum. Siz de beni görür görmez kaçıyorsunuz. Kadriye? Yok, o uçuyor hala gökyüzünde. Uçuyor mu? Ay ne uçması, dilim sürçtü işte canım. Öyleyse bir makyaj yaptım, çocuklar da benden korktular. Evladım, işte biricik anneniz benim. Niye kaçıyorsunuz? Çocuklar, hakikaten durum vahim gözüküyor. Anlaşılan annenizi yukarılara, gökyüzüne göndermiş. Acaba babanız nerede? Mirke, çaktırma, arkandayım. Beni de gönderdi bir yerlere ama buraya zor kaçtım. Baba? Baba, baba mı dedin sen? Remzi, çık ortaya çabuk. Ya da elma dersen çık, armut dersem çıkma. Tamam tamam, çıkıyorum. Elma da armut da fark etmez yani. Baba, babacığım. Mirket amca, gördün mü? Babamı bir tane büste çevirdi. Ne yapacağız şimdi? Çok konuşuyorsunuz, boş konuşuyorsunuz. Aa, ben bu kadar sıkıntıya gelemem. Yeter, şimdi sıra sizde. Oha, ne oluyor burada böyle? Remzi, konuşamayan, bir tane büste çevrilmiş. Mirket, avize olmuş. Şakir'e bak, vantilatör. En masumu yine canan olmuş. Biraz rengi kaçmış ama olsun. Kadriye, bunların hepsini yapan sen miydin? Herkes bana karşı gelmenin bedelini ödeyecek Necati. Kadriye, yoksa bunların hepsini bana kızdığın için mi yaptın? Tamam, vallahi bak, bir daha Remzi ile hiç görüşmem. Söz veriyorum sana. Canan'la Şakir'i de görmem. Her şeye öyle burnunu sokma Necati. Şşşt, şşşt. Aa, birisi hışlıyor. Kim acaba? Necati, ben buradayım. Sese doğru gel. Seninle daha sonra görüşürüz Siyah Kadriye. Benim az bir işim var. Kadriye? Peki sen Kadriye'ysen? O karalı karalı Kadriye kim? İşte onu ben de bilmiyorum Necati. Durup dururken bizim evin önüne geldi. Arabamı inceledi, evimi inceledi. Sonra da herkesi bu hallere düşürdü. Ne yapsak acaba bilemedim ki. Beni de ta gökleri yükseltti. 2 saattir uçuyorum biliyor musun? Şu anda tir tir titriyorum soğuktan. Aa, o da ne? Yıldırımlar mı düşmeye başladı? Hayır hayır, daha erken. İstemiyorum. Yüzdüm yüzdüm, kuyruğuna geldim. Hayır. Necati bak, herkes normale döndü. Remzi, tüh ya. Remzi normale dönmeden yıldırımlar bitti, görüyor musun? Mirket, peki ne yapacağız şimdi? Merak etme Kadriye. Yıldırımlar yarım kaldı. Birazdan devam edecektir. O da normal haline döner eminim. Çok oyalandım. Hadi ben gidiyorum. Hoşçakalın. Ama Mirket, bu kadın kimdi, neydi, ne oldu? Hiçbir şey anlamadım. Bana bir açıklasa mıydın acaba? Mirket. Baba, beni duyuyor musun acaba?